Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çanakkale Savaşları Geri Bolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen Çanakkale İli Vakıf Eserleri, Cami ve Cami Hazireleri Sempozyumu Truva Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış seremonisine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Abdülsabır Yıldız, Çanakkale Bölgesel Rehberler Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu ve akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmalarına geçildi. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Doğu ve Batı medeniyetlerine kaynaklık eden birçok kültürel değer bu topraklarda doğmuş ve dünyaya yayılmıştır. Antik dönemin 7 harikasının ikisi bu topraklarda inşa edilmiş, ekonomik sistemleri meydana getiren paranın ilk kullanıldığı medeniyet bu ülkede yaşamış, bu topraklarda yaşamış, nice savaşlar ve nice barışlar yine bu topraklarda cereyan etmiştir. Tüm bunlar kültürel muzeyimizin birer parçası olsa da kültürümüzü şekillendiren esas kadim değerlerimiz Türk-İslam medeniyetiyle oluşmuştur. Binlerce yıllık köklü geçmişiyle Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının maddi ve manevi mirasları bugün Anadolu dediğimiz büyük resmin en önemli objeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk-İslam medeniyetinin inşasında rol oynayan en önemli unsurlar medeniyetin etrafında şekillendiği sosyolojik ana fikir ve felsefe olmuştur. Vakıf kültürü, bu kültürün yansıması olan vakıf eserleri ve bu kültürün kökenlerine dayandığı İslam değerleri günümüzde ve ülkemizde sosyal yapının işlemesindeki en önemli temeldir. Bizler her zaman Çanakkale'nin nesi meşhur diye soru sorduklarında tarihiyle meşhur deriz. Hatta bazı anlatımlarımızda Çanakkale Doğu ile Batı'nın anlaşmazlıklarının çözüm noktasıdır deriz. Üç büyük dünya harbine ev sahipliği yapmıştır deriz. Troya Savaşı'na atıf yaparız. Büyük İskender'in Anadolu'ya girişi Trenikos Meydan Muharebesi'ne atıf yaparız. Çanakkale Muharebelerine atıf yaparız. Büyük şahsiyetler bu coğrafyadan doğmuştur dünya tarihinin değişimine. Önemli katkıları olmuştur deriz. Felsefeye değiniriz, Aristoteles'e değiniriz, Yahya Çavuş'a değiniriz, Mehmet Akif Ersoy'a değiniriz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e değiniriz. Birçok şahsiyet kıymetli tarihimizin ve Anadolu coğrafyasının tarihinin değişmesinde çok önemli katkıları olmuştur deriz. Ve isimleri altın harflerle bu coğrafyanın tarihini yazmaktadır deriz. Çanakkale Vakıf Eserleri, tarihi geçmişi ve kültürel mirası açısından büyük bir öneme sahiptir. Çanakkale'deki birçok cami, medrese, hamam gibi Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar bulunmakta olup Çanakkale'nin kültürel ve tarihi dokusunu korumak amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce bütün bu tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bu sempozyumu düzenlemesi, vakıf eserlerine ve hazirelere olan ilgiyi arttırmak, tarihi ve kültürel mirasımızı koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla son derece önemli bir adımdır. Vakıflar, geçmişten günümüze kadar toplumumuzun önemli birer köşe taşı olmuşlardır. Hem eğitim, hem sağlık, hem de sosyal hizmetler gibi birçok alanda hizmet veren vakıflar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sempozyum, vakıf eserlerinin tarihi, mimari ve sanatsal değerlerini anlamak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çok kıymetli bir platform sunmaktadır. Türk milletinin tarih yolculuğunda vakıfların, vakıf eserlerinin ne kadar önemli yer tuttuğunu çok yakinen biliyoruz. Kısa bir deyişle aslında biz bir vakıf medeniyetiyiz. Vakıflar bu milletin duygularını, düşüncelerini, geçmişini, geleceği bakışını ortaya koyan çok önemli varlıklardır. Dolayısıyla bir vakıf eserine baktığımız zaman aslında biz kendimizi görüyoruz. Vakıf eserlerini korumak, kollamak önce bizlerin, sonra ilgili kurumların hepimizin görevidir. Tarihten bize gelen bu emanetlere sahip çıkmak aslında bizim doğru bir yolda olduğumuzu, aslında vatandaşlık görevimizi yaptığımızı, aslında bu milletin bir ferdi olarak görevimizi ifa ettiğimizi ortaya koymaktadır. Özellikle Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğun vakıf eserlerine sahip olmak, onları koruyup kollamak, hele hele bir de imkan olur da onları restore edip ayağa kaldırıp tekrar bu milletin hizmetine vermek tarifi imkansız mutluluğa sebep oluyor.
Vakıf eserleri belki de kısa bir deyişle bu toprakların, bu vatanın bize ait olduğu nişaneleridir. Eğer bir beldede bir vakıf eserinin kitabesi varsa, cami hazresinde bir mezar taşı varsa, başka orada bir tapu senedi aramaya gerek yok. İşte onlar bu milletin, bu toprakların tapu senetleridir. Rektör Profesör Doktor Erenoğlu, Çanakkale'nin tarihi değeri hakkında bilgi verdi. Bu sempozyum kapsamında çok sayıda kıymetli konuşmacı konuğumuz burada Çanakkale'deki birbirinden değerli şehrimizin vakfiyesi olan camilerimizi ve cami hazirelerini ele alarak kıymetli bilgileri bizlere aktaracaklar. Bu kutsal mekanlar şehrimiz tarihi açısından önemlidir. Aynı zamanda kültürümüz ve geleneklerimiz açısından da çok büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi Çanakkale'li tarihin en önemli savaşlarından birinin yaşandığı mukaddes topraklarda bulunmaktadır. Ancak bu kahraman şehir yalnızca savaşın değil, aynı zamanda Osmanlı kültürünün de önemli bir merkezidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Çanakkale'mizde çok sayıda cami ve diğer eserler şehrin hafızasında ve mirasında önemli yer tutmuştur. Bugünkü sempozyum bu kültürel mirasa odaklanarak büyük işlev görecektir. Ve bu noktada camilerimizin ve cami hazirelerimizin mevcut durumu, restorasyonu ve korunmasına dair önemli tartışmalar yapılacaktır. Sempozyumumuzun amacı bu eserlerin günümüze kadar gelmesi için gereken çalışmaları incelemek, gelecek nesillere aktarılması için yapılması gereken çalışmaları planlamaktır. Açılış konuşmalarının ardından panelistlere plaket takdimi yapıldı ve panele geçildi. Thank you.